Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladı. TYT AYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki TYT özellikleri testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Kırmızı çembere siyah doğrular teğet verilmiş. Bu teğet uzunlukları ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Şunlar eşit. Bu arada 3, 4, 5 üçgeninden 5 yapar. E bu uzunluk 10 ken. bu uzunluk 10 olacak ya. X'e de kaç kaldı o zaman? 5 kaldı. Evet birinci soru böylelikle 5 yaptı arkadaşım. Geldik ikinci soruya. T, T, -t uzunlukları eşit. T, T, -t uzunlukları eşit t t uzunlukları eşit. Çevre abc nedir diye soruluyor. 7 burada 9 daha 16 8 daha 24 mi yapıyor? O zaman çevresi 24 yapacaktır. Geldik 3'e. Şimdi burada şu verilen bilgileri kullanacağız. Ee, burada bc üçgenin çevresi isteniyor benden. bc üçgenine gideceğiz. Hadi bakalım gidelim. Şuraya ben bir x dersem şu t t uzunlukların birbirine eşit olmasından dolayı bunlar birbirine eşit. Burası 7-x yapar. Hocam burası da 7-x t t'den dolayı. Peki buraya y dersem burası y ise burası da y değil midir? Evet. Sonra ne yapacağız? Hocam şu karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 7 7 eksi x artı y mi yaptı burası da? Şurasıyla şurası evet. Şurası kaldı. E hocam bu uzunluk lazım bana. Bak şuraya bakacak olursak 7 3 daha 10. Hocam burası 10. Buraya 10 eksi y kaldı. E o zaman burası da 10 eksi y. BC üçgen içerisine bakalım x 10 eksi y x 10 eksi y ye artı 7 eksi x artı y ye. 7 eksi x artı y artı bir de 3 var. Buradan y'ler gitti x'ler gitti 17 artı 3'ten cevap ne yaptı 20 yaptı. Örnek 3 20 oldu geldik örnek 4'e. Merkez varsa teğet varsa çektik çok kullandığımız bir bilgidir. Bak yarı çap uzunluğu çizmiş olduk bu yarı çap uzunluğu. Beşken burası da 5. 5, 13. Ne üçgeni? Dik üçgenden dolayı. 5, 12, 13 üçgeninden cevabı 12 buluruz. Örnek 4'te. Geldik örnek 5'e. Merkez varsa teğet varsa çektik. E, 90, 45, 45 üçgen çıktı. Ve burada da 30, 90, 60 üçgen çıktı. E, 45, 45, 90 üçgenden 4 burası. Burası da 4'tür. 30'u karşı 4 60'ı karşı da 4 köküç olmaz mı? Yani cevabımız 4 köküç oldu. Örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Şu teğet tuzlukları birbirine eşittir. 6 ise 6 çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor. İki farklı yollardan yapabilirsiniz. Ee, burada bu merkezden p noktasından teğet teğet olduğu zaman şöyle merkezden geçen doğru ne oluyordu? Açı orta yol oluyordu. Yani burası 30 30 olur. E, merkez varsa teğet varsa çektik ya da aşağıdaki da çektik yapabiliriz. 30 90 ise burası da 60 oldu. 60 karşı 6 ise 30 karşı 6 bölü köküç değil midir? Evet köküç eşitliğine çarparsak 6 köküç bölü 3'ten 2 kök 3 olarak buluruz. Bak bu da yarı çap uzunluğu. Yani yarı çap uzunluğu da böylelikle 2 kök 3 çıkar. Yani örnek 6 2 kök 3 oldu. Ve böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kazanın testinde teğet özelliklerinin kazanın testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.